Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2020 TÖDER matematik AYT sorularını çözeceğim. Birinci sorudan başlayacak olursak yalnız önce bir matematik kısmını açayım. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz bu şekilde. Basit bir işlem yeteneği sorusu. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Diyor ki yıldız ve şu daire şeklindeki İşlemler sırasıyla hangisi olabilir? Biz bu aşağıdaki şıklardan hangisini verilen sembollerin yerine yazarsak sırayla cevabımız 10 çıkacak. Arkadaşlar biz dikkat edin, 8 ile 5'i toplar isek eğer 13, 6'yı 2'ye böler isek 3 ve bunları birbirinden çıkarır isek cevap 10 çıkar. Bir daha söylüyorum. 13 eksi 3 haline getirir ise buradan 10 olarak bulunacaktır. O halde hangi sembolleri koydum? Artı, eksi ve bölme sembolünü koydum arkadaşlar. Devam edecek olursak ikinci soruya bakalım. Arkadaşlar bu üçgen içindeki sayıyı 3 katının 5 fazlasına götürüyor. Zaten soruda baktığımız zaman şu üçgeni götürsün. Yani kalkıp da bu içerideki 3 katının 5 fazlasını almama gerek yok. 17'nin de 3 katının 5 fazlasını almama gerek yok. Niye? Çünkü sadece içeridekileri birbirine eşit olduğunu söylemiş. O halde x'in, bakın içerideki üçgen içinde x var, eşittir 17 olacakmış. O halde x'in 3 katının 5 fazlası 17'ymiş. Buradan x arkadaşlar denklem çözülürse 4 çıkar. 4 kere 3 12, 5 daha 17 olarak bulunacaktır. Üçüncü soruya bakacak olursak arkadaşlar yine bir bölme işlemi vermiş. Bakın bölme işleminde şunu yapabilirsiniz. B yerine x artı 1 çarpı c artı 3. Yani bölme işleminin sağlamasını hepimiz biliyoruz. X artı 1 ile c'yi çarpıp 3 ile topladığımız zaman B veriyordu. O zaman B yerine ne yazacağız? C çarpı X artı 1 artı 3 yazacağız. Şimdi X eksi 1'i bunlarla dağıtalım. Ne çıkacak? X eksi 1 aynı buradaki yaptığımız bölme işleminin sağlaması gibi düşünün. X eksi 1'i çarptım arkadaşlar. Çarpı C çarpı x artı 1. Bununla çarptım. Şu ifadeyle çarptım. 3 ile de çarpmayacak mıyım? 3 ile de çarpacağım. 3 çarpı x eksi 1. Dağıtarak yazayım. En son 5'i de ekleyeceğiz. 5'i de ekledim. 35 ile arkadaşlar x kare eksi 1 ile bölümde kalan 35 demiş. Zaten şuradan x kare eksi 1'in bir katı geliyor. Burası x kare eksi 1'in, bakın x eksi 1, x artı 1 var. Tam katıdır. Burada kalan 0 olur zaten. O halde şu kısım 35'tir. 3x artı 2 35'tir. Şimdi 3x artı 2 35 ise eğer arkadaşlar 3x buradan kaç olur? 33, x buradan 11 olarak bulunacaktır. Sıradaki soruya bakalım. Soruda ne demiş? A, B 3 basamaklı bir sayı arkadaşlar. Ve işlem ne anlama geliyor? X'in Y ile bölümünden kalan kaymış. Bakın burada yazmış. Mesela bu 3 basamaklı sayının 10 ile bölümünden kalan 4 ise ilk yazacağınız şey birler basamağının 4 olduğudur. 10 ile bölümünden kalan 4 ise o zaman B 4'tür. Buradaki B de 4'tür. Buradaki B de 4. Devamında arkadaşlar 3 ile bölümünden kalan 1, bakın 3 ile bölümünden kalan 1 ortadakinde 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Hadi biraz düşünün.
Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar söyleyeyim. B'nin kaç olacağını söyledim. 4 olacağını söyledim. Şimdi B 4 ise arkadaşlar 2 tane A artı 4 3 ile bölünmüş kalan 1'dir. Şuraya bir yere yazalım. 2 tane A artı B yerine 4 yazmıştık. Eşittir 3'ün katlarından 1 fazladır. Yani 3 ile bölünmüş kalan 1 olduğunu söylemiş. 4'ü atalım. 2A eşittir. 2A eşittir. 4 çıkarsa 3K eksi 3. Yani bu da 3'ün katıdır. A'ya değer vereceksiniz. 3'ü katı bir sayı çıkacak. O halde 0, 3, 6, 9 diyebilirsiniz. Peki 3 basamaklı sayının başında A olduğu için 0 alınabilir mi? Alınamaz. Şimdi 3, 6, 9'dan hangi değerler olur diye düşünüyoruz. Son kısma bakalım. 4 ile bölümden kalan 2 olacak. Sonu da arkadaşlar dikkat edin. Sonu da 4 olacaktı. Şimdi A'ya 3 verirseniz sağlar mı? 334 4 ile bölümden kalan 2 midir? Evet oluyor. Son 2 basamağa baksanız yeterli. 34 oluyor. Peki başka ne olabilir? 6 olur mu? 664. Son iki basamağa baktığınız zaman bakın 6 verdim. 664. 4 ile bölümden kalan 2 değil. Özür dilerim. Telefon çaldı. Şimdi arkadaşlar burada 664'ü 4 ile bölümden kalan 0'dır. 2 değildi. O zaman 6 olmadı. 994 olsa olur mu arkadaşlar? 994, evet son iki haneye baktığımız zaman 92 tam 4'ün katıdır. O halde kalan 2'dir. Doğru. O halde hangileri sağladı? 9 sağladı, 3 sağladı, 6 da sağlamadı. Demiş bunları toplayın. 3 artı 9'dan cevabımız 12 olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. 5. sorumuz. Arkadaşlar işlem şu anlama geliyormuş. Küçük olanı ve küçük eşit olanı al demiş. Yani eksi 5 2'den daha küçük olduğu için eksi 5'i almış. O halde yapacağım işlem arkadaşlar 2a eksi 3'ü yazıp küçük eşittir 18 demektir. Niye küçük eşittir dedim? Bakın küçük olanı yazıyordu. O zaman 2a eksi 3 daha küçük. Burada da küçük olanı yazdığı için eksi 4 daha küçük. Eksi 4 küçük eşit. Eşit niye diyeceğim? Şurada eşit olan demiş bakın. Küçük veya eşit olan demiş. O halde o da 3a artı 2'den küçükmüş arkadaşlar. Buradaki 3'ü sağa atarsanız 2a küçüktür 21'den. A küçüktür 21 bölü 2'den. Yani 10.5'da diyebilirsiniz. 21 bölü 2. Buradan 2 attık eksi 6. Küçük eşit 3A. Eksi 2. Küçük eşit A olarak bulduk. A'nın alacağı farklı tam sayı değerleri. Arkadaşlar eksi 2'den büyük sayılar. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. Kaça kadar gideceğiz? 10'a kadar. 10.5 tam sayı olmadığı için 10.5'u almıyoruz. Toplam gördüğünüz gibi 13 tane değer vardır arkadaşlar. Evet sıradaki başka bir sorumuz. Şunu diyor arkadaşlar. Daire içerisinde bakın şekilde kareler içinde yazılan sayılar kendisinin komşu olan dairelerin içindekilerin çarpımına eşit. Mesela 64, 2 üzeri A ile 2 üzeri B'nin çarpımıdır. Şimdi 2 üzeri A ile 2 üzeri B'yi yan tarafta yazarsam anlaşılır herhalde. Çarparsanız 2 üzeri A çarpı 2 üzeri B'den tabanlar eşit olduğu için üstleri topluyorum. Bu da eşittir. 64 2 üzeri 6'dır. Arkadaşlar A artı B'nin 6 olduğunu gördünüz. Aynı şekilde buraya baktığım zaman 2 üzeri B ile 2 üzeri C'nin çarparsanız 2 üzeri B artı C
2 üzeri b artı c buradan 2 üzeri 4, 16, 2 üzeri 4. B artı c'yi de bulduk. D ile c'nin toplamı aynı mantıkla gittiğiniz zaman x'e eşit. Değil mi? O halde x eşittir 2 üzeri d artı c. D artı c. Y eşittir 2 üzeri, bakın arkadaşlar, 2 üzeri d ile 2 üzeri a'nın çarpımı ad. Bu şekilde bulunmuş oldu. Zaten a, b, c, d'nin de 11 olduğunu söylemiş. Şimdi a artı b 6 mıdır? Şurası a artı b 6'dır. Bu halde c artı d 5'tir. C artı d, zaten burada var. C artı d 5'tir. O zaman 2 üzeri 5'ten 32. X'i 32 bulduk mu? Aynı şekilde devam edelim. Hangisi 4'tü? B artı C. B artı C 4 ise arkadaşlar, B 4 yazalım. O halde A artı D 7 midir? 2 üzeri 7'den 128 bulundu. Şimdi X'i ve Y'yi bulduk. 128. Bunları toplayın demiş. Bunları toplarsanız 160 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Güzel bir mutlak değer sorusu. İlk gördüğüm şey nedir burada? Arkadaşlar, ilk göze çarpan burada artıdır. Burada eksi çıkmış. O zaman B'nin negatif olduğudur. Ben ilk gördüğüm bu. Şimdi mutlak değer pozitif olmak zorundadır. Yani sıfırda olamaz mı? Olabilir ama burada sıfır yok. O zaman negatif olmalı. Bunu anladık. O zaman buradaki mutlak B eksi B olarak çıkar negatif olduğu için. Burada hiçbir problem yok. Çarpı A eksi 3 eşittir 5 olarak eşitlenir. Peki burada mutlaklı A artı 2 ifadesi nasıl yazılır? A artı 2 mutlak değer içinde. B eksiydi zaten. Eksi 25 bölü A'ya eşittir. Şu an zaten bu pozitif. Bir artılısına bir eksilisine eşitliyordur. A artı 2 ya buna eşittir. Pardon, bu B'ydi değil mi? Evet. Şurada silgimizi alalım. Şimdi buraya B buraya böyle olarak geldi. Bir bunu eşitleyebilirsiniz. Bir de A artı 2 bunun eksilisine, yani 25 bölü B'ye eşitleyebilirsiniz. Hadi işlemleri siz yapın. 5 saniye bekleyelim bakalım. Ne yaptığımızı gördünüz herhalde. A artı 2 var burada. Getirip yerine yazacağız. B'nin çıkması lazım. Bakın buradaki A yerine buradaki A'yı yazarsanız veya bunun ikisinden birini yazacaksınız. Yazalım bakalım. Yalnız bunları yazarken B'nin negatif çıkması lazım. Ya bunu kullanacağız ya bunu. B negatif çıkıyorsa doğrudur. Pozitif çıkıyorsa eleyebilirsiniz. Hangisini alalım? Hadi buradan başlayalım. Ne oldu? A yerine getirdim. A yerine ya da AX3 mü? Evet. A yerine şunu yazalım. 25 bölü B eksi 2. 25 bölü B eksi 2 eksi 3 yazıyorum arkadaşlar. Eksi B ile çarpıyorum. 5'e eşitliyorum. Bu denklemi çözeceksiniz.
Evet, ekleyeceğim. Ve arkadaşlar işlemlerle uğraşmayalım. Direkt şu şekilde de yazabilirim. Ve zaten eksi dedik. Arkadaşlar B eksi ise burada eksi B olarak bakın şurada da B eksi B olarak çıkar. B negatif olduğu için. Eksi B olarak çıktı. Eksi B artı demek zaten. 5 bölü A eksi 3 yazdım. Ve arkadaşlar burada yukarıdakinde A artı 2 eşit midir? Bakın burada A artı 2 eşit midir? B'yi bölü olarak gönderdim. B de zaten 5 bölü A eksi 3'tü. Bakın. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız eksi 5 ile burayı sadeleştirirseniz 5 oluyor. İçler dışlar çarpımından 5A burada eksi var. Arkadaşlar ne oldu? 17A buradan şey yapabilirsiniz. A artı 2'yi bir eksilisine bir artılısına eşitleyerek A'yı 17 bölü 4 bulabilirsiniz. Hocam ikinci bir değer yok mu diye sorabilirsiniz. İkinci değerimiz burada arkadaşlar A'nın 3'ten büyük olduğunu bildiğimiz için 17 bölü 4'ü alıyoruz. Diğer değer demek ki 3'ten büyük değilmiş. O halde buradan B'yi bulmak için A yerine 17 bölü 4 yazacağız. Nerede yazıyorduk? B buradaydı. Yani B eşittir. İstiyorsanız bu eksi buradan götürün. A şuraya getirin. Aynı şey. Eksi 5 bölü A eksi 3 buradan yerine yazıp ters çevirip çarparsanız gerekli sadeleştirmeden 5'tir eksi 4. İşlemle uğraşmayayım çünkü mouse'la yazıyorum. Burada anlaşılmayacak bir şey. Önemli nokta şu. B'nin negatif olduğunu görmek. Burayı eksi B olarak çıkarmaktır. Bir de iki tane değer geliyor şuradan. Hangisini alacağınızı düşüneceksiniz. Buradan A eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü burası mutlak değer artıdır. Burada artı olmalı ki cevap 5 çıksın. Yani artı çıksın. Eğer sıfırdan küçük olsaydı A eksi 3 burada da artıdır. Cevabımız negatif olurdu. Olmazdı. O zaman 3'ten büyük olan değeri alacağız. Yalnız 6'dan sonra 7. 7'yi biz çözdük az önce. Diğerine geçelim. 8'e geçelim. Arkadaşlar 8'de şunu demiş. Bir ayrıtın uzunluğu 2 birim olan küp. Küpün üzerinde cebisel ifadenin toplamı sayıca hacmini veriyor değil mi? Yani bir kenarı nasıl diyelim? Bir kenarı 2 olan küpü çizelim mi? Evet. Bir tane küp çizsem arkadaşlar ve bir kenarda 2 dersem hacmi ne olacaktır? Hacmi 8 olacaktır. 3 kenarın çarpımıdır. O halde bunun hacmi 8 ise arkadaşlar 2'nin küpünden hacmi 8 çıktı. Şimdi 8 eşitmiş arkadaşlar neye? Bunların hepsinin toplamı. X küp var, Y küp var. 3x kare y var. Değil mi? Sonra 3x y kare var. Yani x küp artı 3x kare y. Bu neyin açılımı? 3x y kare artı y küp. Bunu biliyoruz. Y, x artı y'nin küpünün açılımıdır. O halde x artı y'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten x artı y'yi sormuş. Cevabımız E'dir diyoruz arkadaşlar. 9. soruya geçelim. 9. soru. Fabrikada üretilen borularla alakalı şunlar verilmiş. Tüm dezgahtan çıkan boru uzunluğu metre cinsinden buymuş. X kare mx artı ne? Artı 4. Dezgahtan çıkan her boru x artı 1 uzunluğunda x artı n parçaya bölünür. Ben bu ikisini çarparsam tüm uzunluğa eşit olacaktır. X artı 1 ile her bir borunun parçanın uzunluğu x artı 1. Kaç tane parçaya bölünmüş? X artı n. Bu ikisini çarparsanız tüm uzunluğa eşit olacak. Tüm uzunluk neymiş? X kare artı mx artı 4. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir parçanın uzunluğu 4 olsun. 4 ise x'e 3 vermelisiniz. Çünkü bir parçanın uzunluğu şurası 4 olursa x 3'tür. O halde 3 verirseniz 4 çarpı 3 artı n
eşitmiş. Yine 3 verirseniz 9 artı 3m artı 4. 4'ü dağıtırsanız 12, burada da 13 var, 1 kalıyor. 1 artı 3m. Yani 4n eşittir. Nereye yazayım? Şu üste yazayım. 4n eşittir 3n artı 1. Sonra da olabilirlik var. Demek ki birden fazla değer verebilirsiniz. En basit olarak gördüğüm n'e 1, n'ye 1. Şimdi hocam ikisi de buradaki m'dir. 1'e 1 çıktı. İkisi de n'ye benziyordu. Şimdi 1 verdiğiniz zaman arkadaşlar, 1 verdiğiniz zaman x'e ve n'ye, burası 4 parça çıkmış. Zaten 3'tü. N'e de 1 versem 4. 4 santim, 4 metre uzunluğunda 4 parça. 16 metre olmuş olur. Zaten diyor ki kaç eşit parça böler? 4 eşit parça böler. Olabilirlik var. Farklı değerlerde burada tutturabilirseniz farklı değerlerde olur. Ama şıklarda 4 varsa ben niye uğraşayım? 10. soruya geçeyim. 10. sorumuz. Bir polinom sorusu arkadaşlar. Bu polinom sorusunda 3. dereceden olduğunu söylemiş. Buradaki p eksi x eksi px bana ne ifade ediyor? Aslında fonksiyonlarda tek fonksiyon, çift fonksiyon kavramını görmüştüm. Onu ifade ediyor. Yani tek dereceli fonksiyonlar gibi düşüneceğim. O halde tek dereceli ise px eşittir ax küp 3. dereceden, bx kare olmayacak, artı, ama x'li ifade olabilir. X değeri 1 olabilir. Şimdi p2 bulduğun zaman 2 yazarsan 8a artı 2 verdiniz 2b. P1'i bulun. 1 verin. A artı B çıktı arkadaşlar. A artı B P1 için. Eşitmiş kaça? 3'e. İçler dışlar çarpımı yapın. 3A artı 3B eşitmiş 8A artı 2B. Buradan B eşittir 5A çıkar. Bunu diğerinde kullanacağız. Bakın P3'te kullanacağız. P3 nedir? 3 yazarsanız 27A artı 3B. 6 gibi duruyor ama B'dir o. Şimdi 27A artı 3B bölü 3 yazmıştık. Burada da 1 yazıyoruz. Yine A artı B gelecek aşağıdaki gibi. Arkadaşlar B yerine 5A yazdığımız zaman, B yerine 5A yazdım. 5 kere 3, 15. 27 daha 42. 42A bölü 6A oldu. B yerine 5 yazdığı zaman. 6A ile sadeleştirirseniz buradan cevap 7 olarak bulunacaktır. 11. soruya geçiyorum. Arkadaşlar çarpanları ayırabilmeniz gerekiyor. 14 eksi 2 ile eksi 7'nin çarpımıdır. Şurada yan tarafta bir yerde çarpanlara ayrılmış halini yazayım. Ya da şuraya yazalım. X eksi 2 çarpı x eksi 7. Başka çarpanlara ayrılan ifade var mı? Aşağıda var değil mi? Eksi 4'e eksi 2. Yukarıda da kök x artı 2 var. X eksi 2 yukarıda var zaten. X eksi 2'ler sadeleşir. X eksi 4 de 2 kare farkı gibi düşünüp x eksi 4'ü kök x eksi 2 kök x artı 2 yazıyorum. Yukarıda kök x artı 2 görenler niçin bu şekilde yazdığımı gördüler. Kök x artı 2'ler gitsin diye. X eksi 2'ler de gitti. Bunlar kaldı. Şimdi fonksiyon değerimiz bu. Bu fonksiyonda demiş ki 7 artı 4 kök 3 yaz. 7 artı 4 kök 3 yazdığın zaman fonksiyonda 7'ler gider mi? Buradaki 7'ler gider. O halde 4 kök 3 kaldı. Aşağıda ne var? Kök x. Kök x. X yerine 7 artı 4 kök 3 yazıyorum. 7 artı 4 kök 3 yerine de 4 kök 3 yerine de 2 kök kaç yazabilirsiniz? 4 artı kök 3 yerine bakın
2 içeri gönderdiniz. 4 olarak 12 oldu. Şimdi bir de şurada bir değer daha vardı. Bakın eksi 2. Biz köklü ifadeleri işlerken şunu demiştik. Çarpımları 12, toplamı 7'yi veren hangileri var? Kök 4 artı kök 3. Kök 4 de 2 demek. 2 artı kök 3 geldi. Şimdi 2 artı kök 3. 2 artı kök 3 yazdım. 4 kök 3 bölü. 2 artı kök 3 yazacağım ama 2'ler eksi 2 birbirini götürecek. Sadece kök 3 kalacak. Kök 3'ler de sadeleşti. Sadece cevabım burada 2, 4 kalmış olur arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şuraya sıkıştırmaya çalıştım çözüm ama. Devam ediyorum. Şimdi bir tane doğru var. Eğimi de gördüğünüz gibi 1'dir. Bu doğrunun denklemini yazabilirim. Hx'in denklemi. Hx'in denklemini yazabilirsiniz. Eğimi 1 olan x'e 0 verdiğin zaman da 2 çıkar. Sanki x artı 2'dir. Hocam ne asıl yazdınız? Bir daha anlatır mısınız diyen varsa şöyle de yapabiliriz. Y'yi nerede kesmiş? 2'de. X'i nerede kesmiş? Eksi 2'de eşittir 1 diyorduk. Bu da ikinci bir yazılma tarzı. O halde buradan paydaları eşitlediğiniz zaman y eksi x bölü 2 eşittir 2 çarpı olarak gönderelim. Buradan y eşittir yine x artı 2 olarak yazılabiliyor. Şimdi y dediğimiz şey hx fonksiyonu x artı 2'dir. Soruya dönelim. F fonksiyonu ne anlama geliyormuş? Buradaki a yerine f fonksiyonunda a yazıyorsunuz. Şu yamuğun alanı çıkıyor. Mesela 4 yazarsanız alan kaç çıkar demiş buraya 4 yazarsanız. 4 yazdığımız zaman arkadaşlar x artı 2 olduğundan 6'ya gidiyor. Burası 6. Burası 4. Burası 2 ise bu yamuğun alanı çok rahat bir şekilde bulunur. 6, 2 daha 8 çarpı 4 bölü 2'den. Bir daha söylüyorum. Alt taban, üst tabanı topluyorsunuz. Çarpı yükseklik. Yükseklik burada 4 olmuş oluyor. Bölü 2. Buradan kaç çıktı? 8. 8, 4 ile çarp 32 bölü 2'den 16 çıkar. Burası 16. Şimdi başka? Diyor ki tersinde 6. Yani alan 6 olursa a kaçtır? Alan 6 olursa a kaçtır? Ben a'yı yazdım. Burası a artı 2'dir. Şuradan yazalım. A artı 2. Şurası 2 zaten. A artı 2 artı 2. Çarpı yüksekliği de a olmuş oluyor. Bölü 2 oluyor. Buranın kaç çıkması lazım? 6. Arkadaşlar a'ya 2 verirseniz bakın 2 verirseniz 4, 2 daha 6. 6 kere 2, 12 bölü 2'den 6 çıkıyor. O zaman a 2'dir. Uğraşmayalım o işlemlerle. 16 ile 2'yi toplarsanız buradan 18 olacağını görürsünüz arkadaşlar. 13'e geçeyim. Arkadaşlar fonksiyon, bir f fonksiyonu alalım. Bu f fonksiyonu için şöyle söylemiş. Y eksenine göre simetri alınır. Yani fonksiyonun x'i eksi x olursa bu şekilde y eksenine göre simetri almış olur. Pozitif yönde 4 birim ötelerseniz nerede? X ekseninde. O halde f eksi x'e eksi 4 yazdığınız zaman x ekseninde. Artı 4 yazsanız y ekseninde 4 birim ötelenmiş olur. Sonra pozitif yönde y ekseninde bir birim ötelerseniz bu şekilde olmuş olur. Hangi şıkta var? E şıkkında. Evet. 13'ü yaptık. 14 altında mı yanda mı alttaymış. 7 farklı şekerin tamamı 7 farklı şekerin tamamı 4 kardeşi arasında paylaşılacak. En büyüğü 3. Diğerleri ise en az birer tane. Şöyle yapabilirsiniz. 7 taneden 3 tane seçersiniz.
Büyük kardeş 3 tane aldı. Geriye 4 tane kaldı. 4 taneden 2 tanesini başka bir kardeş. Geriye kaldı 2 tane. 2 taneden bir tanesini bir kardeş. Geriye kalan bir taneyi de bir kardeş alıp. Ya hocam şöyle de olamaz mı? Nasıl? 4'ten bir tane bu alırdı. Sonra 2'den kalan 3 taneden bir tane alırdı. Geriye kalan 2 tanesinin ikisini de diğeri alırdı. Bu şekilde de olabilir. Bu şekilde paylaştırabilirsiniz. Yani şu kısım 3 farklı durum geliyor. Ben direkt bunu 3 ile de çarpabilirim aslında. Çünkü bakın 4 taneden şöyle 3 durumu yazayım. Geri kalan 3 kardeş biri 2 tane, diğeri 1, diğeri 1 tane alabilir. Veya bu 1 alır, bu 2 alır, bu 1 alır. Ya da bu 1 alır, bu 1 alır, bu kalan 2 taneyi alır. Yani 3 tane durum yazılabiliyor. 7'nin üçlüsünü hesaplayalım. Arkadaşlar. Onu da gösterelim. Nerede gösterelim? Aşağıda. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4 faktöriyel yazmıyorum sadeleşirler diye. Buradan 3 faktöriyel de 6'dır. 35 çıktı. 35 çarpı 4'ün ikilisi 6'dır. Çarpı 2 çarpı 1. Arkadaşlar bir de 3 durum vardı. 3 ile de çarpsanız 36 çarpı 35 mi olur? 36 çarpı 35 18 çarpı 70 de olabilir. 7 kere 8 56 sonu 6 olacak. 1260 çıkması lazım bu işlemin sonucu. Devam ediyorum. 15'e geçelim. İşlemler biraz uzun sürüyor. Şekilde 20 birim kareden oluşan her sütundan yalnız bir tane alınacak. Satırdan da bakın 5 tane seçili boyanacaktır. Kaç boyama işlemi yapılabilir? Arkadaşlar üstten bir tane boyadınız. Alttakini boyayamazsınız. Değil mi? Her sütundan yalnız bir tane boyayacağına göre. O halde rastgele 5 tane sütun işaretleyebilirsiniz. 5 tane sütun işaretlediğiniz zaman arkadaşlar şöyle diyeyim. Kalp koyalım. Mesela burayı aldınız. Burayı aldınız. Burayı aldınız. Burayı 5 tane oldu mu? Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 mecburiyetten işaretlenecek. Çünkü yukarıdaki kalplerin altı işaretlenemeyecek. O halde mecburiyetten burası 1, 2, 3, 4, 5 tane seçilmiş olacak. Siz sadece yukarıdan 5 tane kalbi yerleştirecek gibi düşünün. O halde 10 taneden 5 tane. Arkadaşlar 10 taneden 5 taneyi seçecek olursanız kaç olur? 10 taneden 5 tane. Buradan seç. Sarıya boyayın. 10'un 5'lisi kaç olur? 10'un 5'li kombinasyonu. Bu kalpleri de sileyim. Nasıl siliyordu? Tamam. Şimdi 10'un 5'li kombinasyonu hesaplanırsa hesaplayalım arkadaşlar. 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Bunun cevabının hesaplarsanız açılımının 250 olsa gerek. 252. Ben bir işlem yapayım bakalım. Sizler de yapın arkadaşlar. 10 faktöriyel bölü 5 faktöriyel 5 faktöriyel. 10, 9, 8, 7, 6. 5 faktöriyel zaten gitti. 5, 4, 3, 2. Evet. 8 gitti. 9 çarpı 7 çarpı 4 kaldı.
28 çarpı 9. Evet arkadaşlar, 252 çıkıyor. Devam edelim. Bunları bir silelim. Silelim. Tamam. Şimdi iki farklı program kullanıyorum. ...16'ya baktığımız zaman... ...Nur Hanım... ...karne hediyesi olarak arkadaşlar... ...oğlu Ahmet'e... ...saat, kitap, bisiklet, oyuncak, araba... ...zeka oyunu ve ayakkabı... ...kaç tane oldu? 6 tane mi? Herhangi ayrı kağıtlara yazıp... ...torbaya atıyor. Daha sonra Ahmet torbadan... ...kağıt seçiyor. Çektiği kağıtta yazan... ...hediye vermemişse... ...kağıdı torbaya tekrar atıyor. Üçüncü kez çekme hakkı... ...olan... bak, üç kez çekme hakkı olan Ahmet'in... ...yönündeki bisikleti... aldırma olasılığı kaçtır? Ya şimdi Ahmet ilk seferde bisiklet çıkarabilir. İlkinde bisiklet çıkarabilir. Veya Ahmet bisikleti çıkarmaz birincisinde ama ikincisinde çıkarır. Veya Ahmet birincisinde bisikleti çıkarmaz, ikincisinde bisikleti çıkarmaz. Bu üstüne virgül koyduklarım çıkarmaz anlamına gelsin. Üçüncüde çıkarır. Şimdi Ahmet'in ilkinde bisiklet çıkarması 6 taneden bir taneydi. Tekrar içine attı. Sonra birincisinde bisiklet çıkmayacak. 5 bölü 6. İkincisinden bisiklet çıkacak. 1 bölü 6. 5 bölü 6'ydı çıkmaması. Yine 5 bölü 6 çıkmaması. Arkadaşlar diğeri 1 bölü 6 çıkmaz. Paydalar 216'da eşitlenir. Bunların paydalarını eşitlerseniz cevabı kaç çıkacaktır? 25 bölü 216. Burada 6 ile çarpsanız 30 bölü 216. Burada 36 ile mi çarpıyorsunuz? 36 ile çarpsanız 216. Toplayın 36, 30 ve 25'i toplayın 91 bölü 216 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 17 Değerli arkadaşlar, sıradaki sorumuz ikinci dereceden denklem sorusu. Kökler toplamı da buradan görüyorsunuz. Kökler toplamı T'dir. Peki kökler toplamı T ise, bu denklemin kökü ise T'yi yerine yazarsanız ne olur? T kare artı 5T artı t eşittir sıfıra. Yani t kare artı 6 t, t parantezine alırsanız t artı 6 eşittir sıfırsa buradan ya bir tane t'miz sıfırdır arkadaşlar ya da bir t eksi 6'dır. T kaçtır? Sıfır mıdır? Eksi 6 mıdır? İki gerçel kökü varsa arkadaşlar, eğer sen t yerine 0 yazarsan x kare artı 2 eşittir 0 olur. Buradan x kare eşittir eksi 2 imkansız. Böyle bir gerçel kök gelmez. Karmaşık sayı gelir değil mi? O halde 0 olamayacağına göre biz eksi 6'yı alacağız. 17'ye geçiyorum. 18'e geçiyorum. Hangileri kesinlikle doğrudur? Biz burada deltasına bakacak olursak. Çok güzel, burada bir sürü boş yer oluşmuş. Şimdi arkadaşlar delta neydi? Delta b kare eksi 4 ac idi. Şimdi b kare eksi 4 ac yazalım. 4 m kare eksi 4 çarpı a'sı m artı 2 C'si M eksi 2. 4 M kare, bakın burada eksi 4 M kare gelecek dağıttığınız zaman birbirlerini götürecekler. O halde şurada M kare eksi 4'ü yazalım önce. 2 kare farkı oluştu orada. Ondan sonra eksi 4'ü dağıtalım. Ne olur? 4 M kare gelir. Eksi 4 M kare gelir. Ondan sonra artı 16 gelir.
Değil mi? 4'ten eksi 4'ün çarpımından artı 16 geliyor. Bunlar gitti. Delta eşittir 16 çıktı. Delta eşittir 16 çıktıysa arkadaşlar 16 mı çıktı? 1 tekrar bir kontrol edelim. Ankara çıktı. Farklı iki gerçek kökü vardır. Zaten diskriminantı eğer 16 doğru yaptıysak, işlem hatası yapmadıysak, deltası pozitif olduğu için iki farklı kökü vardır deriz. Kesinlikle doğrudur deriz arkadaşlar. Bir işlemlerimizi kontrol edelim yine. B kare eksi 4 AC'yi 4 M kare. Evet, 4 M kare doğru. Eksi 4 çarpı A'sı M artı 2'ydi. C'si M eksi 2'ydi. Doğru. Burada M kare eksi 4 gelir. 4 ile dağıtırsanız evet 16. Bunlar gitti 16. Şimdi iki farklı kökü vardır. Doğru. Köklerden biri eksi 1'dir. Bunu nasıl anlayacaksınız? X1, X2 nasıl yazıyordunuz? Eksi B artı eksi kök delta. Kök delta kök 16 4 demek. Direkt 4 yazalım. Bölü 2 A olarak yazalım. Eksi B neydi artı? M şu eksi B eksi 2 M olur. Eksi 2 M. Artı veya eksi 4 bölü 2 A. 2 M hatta 2 M'yi direkt şöyle M artı 2 olarak yazalım. Şu ikiler sadeleşsin. Şu 2 ile yukarıdaki ikiler sadeleşsin. Ne olur? Eksi M artı eksi 2 bölü M artı 2 gelir arkadaşlar. Şimdi buradan iki tane kökümüz var. Eksi M eksi 2 bölü M artı 2. Arkadaşlar eksi parantezine alsam bir kökümüz buradan eksi 1 çıktı. O zaman bu da doğru. Diğer kökümüz eksi M artı 2 bölü M artı 2. Ben bunun için kesin bir şey söyleyemem. Yani kökleri negatif reel sayılardır diyemem. Mesela M bir değer verirseniz, 5 verirseniz pozitif çıkıyor. Negatif çıkmak zorunda değil. O zaman bu gitti. Cevap 1, 2 diyoruz. Devam ediyorum. 19. soru. Karmaşık sayı var arkadaşlar. Deniz karmaşık sayının eşleniğini bulmak istiyor. Bak karmaşık sayının eşleniğini bulmak isteyen Deniz. O halde Z'nin buysa Z'nin eşleniğini şöyle yazması gerekiyordu. Sadece şunun işaretini değiştirmesi gerekiyordu. Hata yapmış. Gerçek kısmının eksilisini almış. Yani eksi M yapmış. Artı M artı 1 i yazmış. Ve Z'nin eşleniğini bir şekilde yazıp toplamış. Toplayınca da kaç bulmuş? 6 i bulmuş. Zaten şunlar birbirini götürüyor. 6 i bulmuş. Yani 2 tane M artı 1 i toplamış. 6 i bulmuşsa M artı 1 i 3 i'dir. Şimdi 3 i olabilmesi için de M'nin 2 olması lazım. M 2 olacak. M 2 ise hemen yerine yazalım arkadaşlar. Şöyle bir sileyim. M yerine 2 yazacağım. O zaman Z ne olur? 2 artı 3 i olur. Doğru sonuç nedir? Doğru sonuç demiş Deniz sanal kısmın yerine gerçek kısmı işaretini değiştirmiş. Deniz ne istiyor? Eşleniğini bulmak istiyor. O zaman biz eşleniğini bulacağız. Z'nin eşleniği ne olur? Z'nin eşleniği eksi 2 pardon artı 2 eksi 3 i. İmajiner kısmını, ben de Deniz gibi hata yapacaktım az kala. İmajiner kısmın işaretini değiştirirsen eşleniğini almış oluyoruz. 20'ye bakalım. Arkadaşlar burada z artı 4 i, z eksi 4 i diye çarpanlara ayırabilirim. Eşlenik kavramını biliyoruz. Aynı kare, iki kare farkı gibi düşünün. Z eksi 4 i, z artı 4 i ifadelerin çarpımı z kare artı 16 oluyor. Eşittir bu ifadeye.
Zaten z eksi 4 iler gider eşitlediğin zaman. Ne olur? Z artı 4i eşittir 2 eksi 5i. Buradan z eşittir. 4i atarsan 2 eksi 9i olarak bulunacaktır. 2 eksi 9i ya bakma. Bakalım. Arkadaşlar burada 2 vermiş. Burası da 2'dir o halde. Çünkü eşit olmuş. O halde burası da 4'tür. OC'nin yarısı 2 veriyormuş. O halde yerlerine yazarsanız burası 4 olursa, burası da eksi 2 olursa bu şekilde yerleştirilebilir. Fonksiyon alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar biz parabolün denklemini yazarsak tepe noktası zaten eksi 2'den 4'e kadar olan tam orta yer 3'e 3'tür. Yani burası 1. 3 buradan gidersen, 3 buradan gidersen eşit. Tam ortası. Yani 4 ile eksi 2'nin toplamının yarısı 1'dir. Tepe noktası burası. Burası nereye tekabül ediyor? Onu bulacağız. Önce fx'i bulalım. Sonra f1 bulmak kolay zaten. Fx eşittir. A çarpı x eksi, nerede kesiyor? Eksi 2'den. X eksi eksi 2'den artı 2 olur. X eksi 4 olur. Arkadaşlar f0 eksi 2'ye gidiyor. 0 yaz, eksi 2'ye eşitle. 0 yazıyorum. 2a eksi 4 ile çarptım. Eşittir eksi 2. Buradan eksi 8a eksi 2 eşitse a eşittir 1 bölü 4 olarak çıktı mı? O halde a 1 bölü 4 çıktı. Yerine yazın, fonksiyon artık belli. Fonksiyon nedir? Fx 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 olarak bulundu. Ne istiyordu? F1. X yerine 1 yazın. 1 bölü 4 çarpı 1 yazarsanız 3 çarpı 1 yazarsanız eksi 3. Yani eksi 9 bölü 4 olarak bulundu arkadaşlar. Yapıldı. 22'ye bakalım. Arkadaşlar en büyük değer dediği zaman bu tam kare bir ifade ise zaten burası 0 olduğu zaman en büyük değeri m karedir. M kare en büyük değer. Eşittir. Bunu tam kare yapabilirsiniz. X eksi n'in parantez karesidir. Artı 12 eksi n kare, değil mi? Bu n kareler birbirini götürür açtığınız zaman. O halde eşitmiş bunlar birbirine. Birbirlerine eşit. Bu da 12 eksi n kare eşitlenirse m kare artı n kare buradan 12 olarak bulunacak. Bakalım. Burada da bir tablo mu çizsek arkadaşlar? Şöyle. Bir tablo çiziyorduk ya biz eşitsizliklerde. Bir kökümüz 2, bir kökümüz 4, bir kökümüz 6, bir kökümüz 8, bir kökümüz bu şekilde gidiyor. Bir kökümüz 2018, 2020. Bu şekilde köklerimiz var. X'lerin işaretlerine bakıyorum. Artı, 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 artı ile başlıyorum. Artı, eksi. Artı, bu şekilde devam ediyor tabii ki. Sona kadar geliyor. Artı ile başlamışsa çift sayıda var. Çift sayıda varsa eksi ile mi biter, artı ile mi? Rastgele biz istiyorsanız 4 tane çizelim mesela. 4 tane kök yazalım. Mesela 2, 4, 6, 8 olur. Artı ile başladıysa eksi, artı, eksi, artı. Yani artı ile başladıysa artı ile bitecek. Çift sayıda olduğu için. Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane tam sayı var arada? Sıfırdan küçük yapan değerleri alıyoruz. Sıfırdan küçük yapan değer burada 2017.
Mesela burada 3. Değil mi? Bu artıysa bu eksiydi. Bu artıysa bu eksiydi. Mesela 3 için negatif oluyor. Ama 5 için olmuyor. 1 atlıyor. Bak bir dikkat edin. 3 için oluyor. 5 için artı olmuyor, eksi olmuyor. 7 için 6 ile 8 arasında 7 tam sayısı var. Eksi oluyor. O halde terim sayısının bir eksiği kadar alacağız arkadaşlar. Terim sayısının bir eksiği kadar alacağız. Şimdi 2020'ye kadar ikişer ikişer gittiği için 1010 tane terim var. 1010 tane terimin de yarısı 505 olacak. Çünkü 1010 tane terim var. Yarısı için tam sayı geliyor. Yarısı, bu tam sayıların yarısı için artı, yarısı için eksi çıkmış oluyor. 24. Her x değer sayısı için sağlanıyor. Ya biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Daima kelimesini duyunca, her kelimesini duyunca, her x kare eksi 4x artı 2 eksi, ama bu tarzda bir denklem her zaman pozitifse x kare işareti artı mıdır? Evet. O zaman delta küçüktür 0 diyoruz. Her zaman negatif olsaydı, böyle olsaydı yine x kare işareti eksi olacaktı. Şurada yine delta 0'dan küçük olacak. Yani her türlü delta 0'dan küçüktür'e bakıyorsunuz. Delta'ya bakın. B kare 16 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 2 eksi a. Bu küçüktür 0'dan. Buradan her tarafı 4'e böldünüz. 4 eksi 2 eksi a. 2 eksi a'yı bu tarafa gönderdim. Şu eksi, başındaki eksiden dolayı artı oldu burası. A'yı buraya. Hocam ne yapıyorsunuz? 4'ü o tarafa attığınız zaman eksi 2. A eksi 2'den küçüktür. Eksi 2'den küçük sonsuza kadar. Yani dağıtabilirsiniz de burada. Gerekli düzenlemeyi yaptım ben sadece. 24 olarak buldum. 25. soruda ben şurada baktım, logaritma, ha bu ikisi birbirine eşittir. Bu iki logaritma ifadesi birbirinin tersidir. Mesela bu a ise bu 1 bölü a'dır. Bu a ise bu 1 bölü a'dır. Bunu görebilirsiniz. O halde yazalım arkadaşlar. Birbirine de eşitleyelim. A dediniz buraya. Şey, şuraya a dediniz. O halde x eksi a eşitmiş ne arkadaşlar? Eksi 1 artı x çarpı 1 bölü a. Bu şekilde. Buradan x eksi a eşittir arkadaşlar. A çarpı eksi 1 eksi a. Eksi a artı x bölü a. Arkadaşlar sadeleşme var mı burada? Var. Eksi 1 mi gelir? Buradan bakın birbirine, yok eksi 1 de değil. X eksi a, o da x eksi a. Direkt 1 geliyor. O halde a eşittir 1 çıkar. Bakın bu 1 oldu, bu 1 oldu. 1 bölü a eşittir 1 ise a 1'dir. A'yı 1 buldum. A neydi? Yani logaritma 3 tabanda 2 nasıl 1 olsun? Eşittir logaritma 3 tabanda 2. 3 üzeri 1 eşittir 2. 3 eşittir 2 çıkıyor. İmkansız. O halde şurada sadeleştirme yapılırken şunu, kaybolan bir kökümüz var. X eksi a 0 olursa bu eşitlik sağlanıyor. O zaman x eşittir a oldu. X eşittir a, burada x eşittir a. Ne demiştik a'ya? 2 tabanda 3. Bu arada burada a yerine 3 tabanda 2 yazmıştık. Yine olmaz. Tamam mı? 2 tabanda 3 olacak. Buradan x ne çıktı a'ya? A'da logaritma 2 tabanında 3 olduğu için cevabımız Edirne. 26'ya bakıyoruz. Arkadaşlar biz logaritmada şunu söylemiştik. A logaritma b c. Bu ikisi yer değiştirebilir demiştik. O halde a ile c yer değiştirebiliyorsa, burada logaritma y tabanda y'dir. Y ile x değiştirebilir. Y ile x yer değiştirirse o halde şöyle olabilir. Y logaritma
e tabanında x olmuş olur. Bu da aynı şey y logaritma e tabanında x. Yani bunlar birbirine eşit. İsterseniz buna y üzeri ln x yap. Buna k diyelim. O halde 1k, 1k burada da var. K artı k artı k, şey, eksi k çarpı k. Eşittir eksi 3'e. Hepsini sağ tarafa atalım. Burada 0 kalsın. K kare r eksi 2k eksi 3 eşittir 0 oldu. Çarpanları ayırdım. Eksi 3'e eksi artı 1. Buradan k 1'dir veya k eksi 1'dir veya 3'tür. Eksi 1 veya 3. Ya bir üstel ifade, bir üstel ifade negatif olabilir mi? Olamazdı. Tanımsız olur. K eşittir 3 çıktı. K eşittir 3 olan ifade neydi? X k dediğimiz y veya x fark etmez. X üzeri ln y veya buna 3 dedik. Veya y üzeri ln x. Bunlar aynı şeydi zaten. Eşittir 3. Her iki tarafın ln'ini alırsanız ln x üzeri ln y eşittir ln 3. Zaten bu üst başa çarpı olarak geldiği zaman bu ifade çıkmaz mı? Bakın ln x çarpı ln y çıktı. Ln x çarpı ln y ln 3'e eşittir. Silelim şurayı. Ln x çarpı ln y eşittir ln 3'e. Bu şekilde bulunmuş olduk. Ln 3'ü işaretleyecektik az kala arkadaşlar. Ln, şura. Biz şunu bulduk. Şurayı ln 3 bulduk. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Üst taraf ln 3 oldu. Ln x çarpı ln y'yi biz ln 3 bulduk. Zaten burada bunlar yer değiştirebiliyordu. Yani 3 üzeri ln e olmuş oldu. Zaten ln e 1 demek. O zaman cevap 3 üzeri 1'den 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Güzel bir soru. Çözüm kümesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar 3 üzeri eksi 1 yazıp o eksi 1 başa geldiği zaman ne olacak? 1 artı 1 artı logaritma 3 tabanında x eksi 1 olacak. Bu ifade. Bir eksi 1 ile artı 1 arasında yazalım bakalım. Mutlaktan kurtulalım aksa. 1 artı logaritma 3 tabanında x eksi 1 yazalım. Şimdi her taraftan 1 çıkarırsanız eksi 2 logaritma 3 tabanda x eksi 1 küçüktür 1 diyoruz. Şey, her taraftan 1 çıkarınca 0 oluyor. Evet. Şimdi istiyorsanız logaritma 3 tabanda yazalım. Bir dakika kızım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bitiriyorum kızım bir dakika. Logaritma arkadaşlar eksi 2 şöyle yazabilirsiniz. 3 tabanda 3 üzeri eksi 2 yazabilirsiniz. Bu tarafta 0 olabilmesi için logaritma 3 tabanında 1 0'a eşittir değil mi? 3 üzeri 0 1'e eşittir. Burası logaritma yine 3 tabanında x eksi 1. Arkadaşlar x eksi 1 1 bölü 9 ile 1 arasındadır. Bir daha söylüyorum. X eksi 1 gördüğünüz gibi 1 ile 1 bölü 9 arasındadır. Arkadaşlar 1'i her tarafa eklerseniz 1 artı 1 bölü 9 x 2. Yani 1 küsür ve 2 arasındadır. Hiçbir tam sayı yoktur bu aralıkta. Soruya bakalım.
Çözüm kümesi tam sayıdır. Çözüm kümesinde tam sayı yoktur. Doğru. Bitti. Bir tam sayı bulunur. Hayır. İki tane tam sayı. Hayır. İki çözüm kümesi. Hayır. Olmadı arkadaşlar. Sadece cevap adam. Arkadaşlar bir video daha çekeyim. Geri kalan kısımları yazayım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.